Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün yine çark çevirmeli bir Dead by Daylight videosuyla sizlerleyim. Konumuz şu gençler, hem perklerim hem de eklentilerim için çark çevireceğim. Yani bugün Wraith'i çark dizayn edecek, ben de gameplay'imi ona göre belirleyeceğim. Ben de tüm perkler açık olmadığı için şöyle bir yol izledim. Gördüğünüz gibi numaralandırdım çarkı. Hangi sayı çıkarsa o sayıdaki perk ile oynayacağım. Eklenti için de aynısı geçerli. Dilerseniz önce perklerimiz için çevirelim. 4 kere arka arkaya çevireceğim. İlk perkimiz için çevirdim. 8 numaralı perk. Hemen oyunumuza geçtik. 8 numaralı perk buraya denk geliyor arkadaşlar. Peki bu perk ne işimize yarıyormuş? Bir kurbanın 40 metre yakınındaysak mahlukun fısıltısını duyuyormuşuz arkadaşlar. Şimdi ikinci perkümüz için çevirdim. 2 numaralı perk. 2 numaralı perkümüzü hemen geçtik. Tuttuğunu kopar perkü. Ne işe yarıyormuş? Kurbanın debelenme etkisi %75 azalıyormuş. Yani sizi sarsma etkisi wiggle atarken. Aynı zamanda elimizden kurtulması için gereken debelenme süresi %12 artıyormuş. Yani wiggle barını doldurma hızından bahsediyor arkadaşlar. Süresinden bahsediyor. 3. perkümüz için çevirdim gençler. Ve 17 numaralı perk. İlk sayfada 15 perk var. İkinci sayfaya gittim. 17. perkümüzde çanak çömlek patladı perkü. Bu ne işe yarıyormuş? Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 40 saniye içerisinde ilk tekme attığımız jeneratör anında %25 geriliyor. Son perkümüz için çevirdim arkadaşlar. 6 numaralı perk. 6 numaralı perkümüzde Hex Ruin'e denk geliyor. Peki bu ne işe yarıyor? Siz hiçbir şey yapmadan o an eylem içerisinde olmayan tüm jeneratörler kendi kendine %150 geriliyor. Bunu da taktık. İlginç. Değişik bir build oldu. Kötü diyemem. Ama iyi de diyemem. Şimdi iki tane eklenti için çeviriyorum arkadaşlar. İlk eklentimiz için çevirdim. 7 numaralı eklenti. Oyunumuza geçtik. 7 numaralı eklenti buna denk geliyor. Peki ne işe yarıyormuş? Pelerinli haldeyken hareket hızımızı %7 arttırıyormuş. Bu arada bu perk ve eklenti işini her maç yapacağım arkadaşlar. Her maç farklı perkler ve farklı eklentilerle oynayacağım yani. Ve şimdi de son eklentimiz için çevirdim. 15 numaralı eklenti. 15 numaralı eklentimiz buna denk geliyor. Bok rengi eklenti çıkartmışız arkadaşlar. Peki ne işe yarıyormuş? Umacının dehşet alanı pelerinliyken baskılanmaz diyor. Bir de takip ve sürpriz saldırılardan kazanılan kan puanları %100 artar diyor. Blood points için işimize yarayacakmış yani bu eklenti. Arkadaşlar 4 tane fener almışlar ve umacıyım. Galiba haritadan silmeyi planlıyorlar beni. Hani bu maç bir katil ölümü görebilirsiniz. Hani bir 13. ma oyunu hissi verebilir oyun. Gayretli benekli baykuş çelengini yerde. Bu arada çok pasif özellikler geldi. Hiç gameplay'imi etkileyecek şeyler gelmedi. Hani zaten pelerine mecbur geçeceğim. Pelerinliyken hızım artacak. Hani biraz pasif bir özellik. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Ama bakalım diğer maçlarda. Hadi görüşürüz. Bıktım artık bu haritadan ya. Gerçi Wraith olmam işe yarar burada. Şimdi ağlamayalım. Değil mi arkadaşlar? Oo! Aa, yaktılar beni, yandık. Oğlum beni yakmayı niye akıl etmiyorsunuz? Ama 8 tane fener almışsınız. Yani beni umursamadığınızı düşüneceğim artık. Bıt! Ne gerek verdin böyle bir tepkiye? 22 yaşında adamsın ya. Hani ne gerek var? Yakalamışsın Survivor'ını. Git şey yap, anasını satayım. Hareket hızımız bayağı iyi bu arada. %7 bu kadar etkiliyor muymuş ya? Uçuyorum lan. Kurban izimizi de gördük. Yakma! Kafanı kırarım senin ha. Zaten almışsınız 25 tane fener. Her şey öyle olmuyor. Gel gel ya falan. Tabii ya, dedenim ben seni ya. Kal orada, çok iyisin oğlum sen. Sen var ya, sen çok iyisin sen. Sen müthiş bir şeysin. Sen harikasın ya sen. Ne güzel kaldın lan orada. Daha başka biri var mı? Yoktur herhalde değil mi? İyice şöyle bakarak alayım ki hani flash'i falan atacaksanız rahat rahat atın. Tamam, bunlar sattılar maç. İş çıkmaz dayı bunlardan. Bak hala oradan bana fener tutuyor ya. Hala gerizekalı bana fener tutuyor ya. Merhaba Kudolit. Ona gidiyorum sandın değil mi? Dedardım abi, dedardı. Slaklıymışım ben size. Aha ne oluyor lan? Bak 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 bak, çakala bak. Çakala bak çakala. Kaldır bakayım onu. Ana. Aa ne oluyor oğlum lan? Dwight, senin dedardın varsa niye atmadın ilk başta? Mal! Hadi yap bakayım bir klik klik daha. Yap bakayım bir klik klik daha.
Şu an var ya, slug çok tatlı geldi. Slug... Ha, onu saydı mı lan? Aa, saymış. Bir asalım bakalım şimdi. Yeter, çok yaptık. Bir iki tane de hook alalım, yoksa işe yaramayacak. Dwight al, hiç boşta palette falan bekleme. Seninkiler arkada hillanıyor. Attempt denedi, struggle'a geçti. Yani siz sattınız arkadaşlar, benlik bir şey yok. Hemen ağlamalar, sızlamalar başladı ya. Yani pelerinliyken hızlıyım diye. Sizin beni hoşgörüyle benimsemenize mi kaldım lan ben, ha? Kilodut'a vurduk. Abi öldü. Dedenim ben seni ya. Oğlum, arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Oyunu bunun için oynuyor olamazsınız ya. Ne diyorsunuz? Oyunu bunun için oynuyor olamazsınız yani hani. Bu bir çözüm değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu haritada hayatta kapıdan birisini kaçırtmam. Ki zaten bulduk. Oğlum bak, karga gelmiş kafasına. Nerelerde duruyorsa, tamam mı, kafasına karga gelmiş artık yani. Peki bu adam niye patlamadı bana abi? Hop! Çok pis sattınız maçı, çok. İşte bu yüzden fener alan takımlar artık hoşuma gidiyor. Hani flash save atacaklar falan diye bir çekingem olmuyor. Yemin ediyorum, can yapmasınlar istedikleri 4'ü birden flash'a gelsin. 3'ü birden hiç önemli değil. Yeter ki jeneratörü yavaş yapsınlar, anladın mı? Gerisini ben hallederim zaten. Gerizlik falan. Gençler, geçtik sıradaki maçın perklerine. Vakit kaybetmeden ilk perkümüz için kurağımızı çektik. 7 numaralı perk. 7 numaralı perk en güzeli en sona denk geliyor. Peki bu perk ne işe yarıyor? Normal sol tık vuruşumuzu kullanarak bir kurbana hasar verdiğimiz zaman %5 birikebilir başarılı normal saldırı bekleme süresi azalması. Ne oluyor anasını satayım ya? Ben size şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Direkt çeviri okuyunca saçma sapan bir şey oldu çünkü. Bir kurbana vurduktan sonra hani katil silahını falan siliyor ya, bir bekleme süresi giriyor. İşte bu perkünüz varsa her bir token başına bu bekleme süresini %5 azaltıyorsunuz. Tokenleri de kurbanlara vurarak kazanıyorsunuz. Toplamda en fazla 8 token kazanabiliyorsunuz. 8 çarpı 5'ten %40 azaltabiliyorsunuz bekleme hızını. Ancak saplantılı olan kurbana vurursanız her bir vuruşunuzda 3 nişan eksiliyor. Diğer kurbanlara vurarak nişanlarınızı tekrar arttırabiliyorsunuz. İkinci perkümüz için çevirdim arkadaşlar. 12 numaralı perk. 12 numaralı perk buraya denk geliyor. Kedi göz perkü. Peki ne işe yarıyor bu perkümüz? Görüş alanımız normale göre 12 derece daha geniş oluyor arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 3. perküm için çevirdim. 18 numaralı perk. Yani en son sıradaki perk. O da bu. Zenshine taktikleri. Peki bu perk ne işe yarıyor? 24 metre uzaklığımızda bulunan tüm paletlerin, yıkılabilir duvarların ve atlama noktalarının harelerini gösteriyor arkadaşlar. Yani kurban kısmındaki fırsat penceresi perkünün katil hali olarak düşünebilirsiniz. Ve son perküm için çevirdim. 16 numaralı perk. İlk sayfada 15 perk var. İkinci sayfaya gittik. İkinci sayfanın ilk perkü, yırtıcı perkü. Kurbanların çizikleri birbirine orta seviyede daha yakın çıkar diyor. Yani izleri biraz daha kolay takip etmek için yapılmış bir perk. İzler dağınık şekilde değil de daha derli toplu bir şekilde çıkıyor. Şimdi eklentilerimiz için çevirdim arkadaşlar. 14 numaralı eklenti. Buraya denk geliyor. Bakalım neymiş? Kurbanlar uluyan çanın uzaklığını veya yönünü anlayamaz hale gelir diyor. Yani pelerine geçerken veya pelerinden çıkarken bir zil sesi veriyoruz ya. İşte onun sesini anlayamaz hale geliyorlarmış. İkinci eklentimiz için çevirdim gençler. 11 numaralı eklenti. O da şuraya denk geliyor. Pelerinliyken hareket hızımızı %5 arttırıyormuş. Yine salak saçma bir perk. Aslında işlevli ama pasif olduğu için işte. Canavar Wraith Online. Ama Coldwind Farm'ı görünce bir an offline oldu sanki Wraith. Wraith foton gitti kardeşim. Merhaba, orada bir devirdin onu. Sen var ya, sen kralsın sen. Alo, müthişsin, müthiş. Bu arada arkadaşlar bakın, Zenshine taktikleri dediğim perk bu. Kate'in perk'ü gibi gösteriyor. Kate'in perk'ü gibi gösteriyor. Size paletlerin, şeylerin, yerlerin falan. Şimdi orijene inat ediliyor mu? Benim merak ettiğim konu o. Bu jene sanki inat edilmiş. Ooo, Claude'cim. Al bakalım arkadaşını. Al bakalım arkadaşını. Seni yaralayalım, tamam. Şimdi ha, bu arada Claire benim şeyimmiş. Yapma lan. Aha. Yapma arkadaşım. Kaç yaşında adamsın artık. Yapma şöyle hareketleri. Claire benim takıntılımmış.
En güzel en sonumuz olduğu için Claire'e bir daha bulaşmıyoruz arkadaşlar, tamam mı? İlk can bitti. Okey, 2 hook, 1 can. Güzel. 2 can zaten hani gözü olmayan adamlarla da oynasanız bitiyor bir şekilde. Tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Bitir, 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 yeni bitir, 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 yeni bitir. Köpek. Köpek, köpek. Nereden geldiğimi anlamadığı için arkadaşlar. Tabii iyi oldu. Şöyle paleti kapatalım ki. Güzel Dead Art. İyi başladık, iyi başladık. Baskılı başladık. Stacklerimiz 4 oldu. Claire sen kurtarın. Sen bana lazım değilsin. Merhabalar. Merhaba. Oyun. Bak bunu yapma bana ama. Ben grabledim onu. Alo. Aa lan oğlum. Oğlum bu ne oynuyor kanka, ben seni kaybettim ben. Claire kaşınıyorsun kanka bir tık. Orhan baba merhaba. Orhan babayı alalım, ikilenecek çünkü. Orhan oğlum, yani tamam hani en güzel en son an var da. Oğlum ne oldu, Orhan babayı fırlattı. Kardeşim. Kardeşim en... Ha, o ne o ne o ne o ne o ne? En güzel en son an var, nasıl alamam oğlum ben seni orada. Boşa mı kardeşim bunu 8 stack yaptık ya? Attın da nereye attın? Palet nerede? Palet nerede? Alo. Bir şey diyeceğim, kancam kırılmış. Ulan hangi yavşak ya? Claire sen yaptın değil mi lan onu? O gerizekalının oradan bir patlama sesi gelmiştir çünkü. Kaşınıyor, Claire de kaşınıyor. Yani şimdi 8 stack olmuşken ben bozmak istemiyorum stacklerimi ama. Bak bu kanca geldi bir daha kırmış. Allah'ım s**ken belasını şimdi, salağın oğlu ya. Merhabalar. Kilodit'cim, Kilodit'cim iyisin inşallah. Oy hıza bak, hıza bak. Oğlum geçemedim ya. Bir T-Bag mi gördük orada, minik bir T-Bag? Ağlamayın lan. Hayvan gibi jam bitiriyorsunuz sonra ağlıyorsunuz ya. Gördün değil mi nasıl tepkimi koydum ortaya? Tabii oğlum kızım, maç oyun diyorum sana ya. Bu da flash save atmama için at... Uf, aman yoruldum ya artık, kimseye hiçbir şey açıklayamam arkadaşlar, siz beni anladınız. Çok acayip bir takım geldi bana şu an. Son videomda mesela, killer videomda full red rank gelmişti. Ha onlar da çok iyi değildi ama red ranklardı en azından. Bunlar bir tık karpuz çekirdeğine basan eğim, anladın mı? Claire merhaba. Sana çok pis tilt olduğumu belirtmek isterim öncelikle. God oyuncu, God, God oyuncu. Öyle kanca kırmaya benzemiyormuş değil mi aslanım ha? Orhan baba. Orhan baba ne yaptın? Seni tebrik ederim gerçekten objeni bitirerek ne kadar mal bir insan olduğunu bizlere kanıtladığın için. Onu almana izin veremem. Ha, çok da umurunda değilmiş zaten anladığım kadarıyla. Bunu bitirdin ama, bunu bitirdin, daha bunu bitirme daha. Ne yapacağım bunu? %500 mü yapacaksın jeni? Ay yeter, bitirdiği jene de dart atıyor ya. Maçta gram zorlanmadım, 4 jen bitmiş. Yani siz hesap edin. Bir tane chase'i 15 saniye bile harcamadım ama 4 jen bitmiş arkadaşlar. Yani hani gençler, şimdi yeni maçın ilk perk'ü için çevirdim. 9 numaralı perk. 9 numaralı perk buraya denk geliyor. Gölgelerin casusları. Peki ne işe yarıyormuş? 28 metre mesafede öten kargalar %100 oranla sana görsel işaret sunar diyor. Yani kurbanların yerini belli ediyor. İkinci perk'ümüz için çevirdim. İki numaralı perk. Tuttuğunu kopar perk'ü. Bunu zaten kullanmıştık, anlatmıştık. Yine bu denk geldi. Üçüncü perk'ümüz için çevirdim. 11 numaralı perk. O da buraya denk geliyor. Kan tazısı perk'ü. Taze kan izleri önemli ölçüde göze çarpar ve normalden 3 saniye daha uzun süre takip edilebilir diyor. Yani yaralı bir kurbanı daha net bir şekilde takip edebileceğiz. Son perk için çevirdim. 14 numaralı perk. O da şuraya denk geliyor. Ruh öfkesi perk'ü. Ne işe yarıyormuş? 3 tane palet kırdıktan sonra ilk palet stun işimizde, yani sersemletişimizde palet otomatik olarak kırılıyor arkadaşlar. İlk eklentimiz için çevirdim gençler. 10 numaralı eklenti. Buradaki eklentiye denk geliyor. Peki ne işe yarıyormuş? Pelerin çıkarma hızımızı %8 arttırıyormuş. Pelerinden daha hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ve son eklentimiz için çevirdim. 5 numaralı eklenti. O da buraya denk geliyor. Evet, pelerin çıkarma hızımızı %10 arttırıyor arkadaşlar bu da. Ne yapalım o zaman? Bunu koyalım. Bunun yerine bir tane daha çevirelim. Çünkü stacklenmiyor sanırım. Evet, ilk eklenti için tekrar çevirdim arkadaşlar.
8 numaralı eklenti. O da şuraya denk geliyor. Peki ne işe yarıyormuş? Pelerini çıkarırken yapılan sürpriz saldırılar tamamen iyileştirilene kadar ağır yaralı ve kan kaybı etkilerini yaşatır diyor. Yani kurbanlar normale göre daha fazla kan bırakıyor, daha sık kan bırakıyor ve iyileşmeleri uzun sürüyor. Öyle olması lazım, bu iki etkinin efekti öyle bir şeydi. Yalnız iki maçtır ne salak build geliyor derken 1-6 F4 çağıran şaka. Harbiden çok kötü build geliyor. İlk maçtaki build'e can kurbanmış ya. Bu ne anasını satayım. Tamam hani benim de perklerim çok iyi değil de. Birkaç tane de hani jam perk falan bir şey sıkıştı araya ya. Aha karga infosu. Oğlum nereden gideceğim lan oraya? Ha buradan gidiliyormuş. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ne yaptın? Pelerini %8 hızlı çıkartıyorum. Pelerini %8 hızlı çıkartıyorum. Hop paleti devirde. Zor palet, zor. O ne o, o ne o? Oğlum paletin hiç gidiş... kafayı çıkarttı ya. Kafayı çıkarttı ya, selamünaleyküm, ben de buradayım diye. Ya haritaya bak, önümü bulamıyorum ya. Nereye geldim? Açık hava harbiye konserine geldim anasını satayım. Alo. O ne oğlum? Ya bak ben bu oyunu s**rim bak. Yazıyorsunuz yorumlarda abi launch basmıyorsun falan diye. Yemin ediyorum basıyorum. Yemin ediyorum basıyorum bak. Bir de kıvrak attı ya. Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın arkadaşlar ya. Allah aşkına ben çıldırmayayım da kim çıldırsın. Olduğu yere vuruyor. Basılı tutuyorum, olduğu yere vuruyor ya. Ah jam bitti ah. Enti la. Ne yapacağız? Çok iyi oldu bu. Atar mı peki Wiggle? Atamaz, atamaz, atamaz. Yok öyle bir dünya yok. Arkadaşı güzel sattı. Şimdi bir tane palet kırdık. İki tane daha palet kırarsak ruh öfkemiz aktif olacak. Bu arada kan izleri bak bu şekilde net gözüküyor arkadaşlar. Bahsettiğim perk'ü de göstermiş olalım bir yandan. Bak bak bak, görüyor musunuz ne kadar belirgin? Bak buraya gittiğini direkt anladım. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Senin şeyin vardı. Kıvrağın vardı. Seni hemen alalım. Yani o kadar net kan izi bırakırsan bana, ben affetmem, çakarım sana. Merhaba. Oy ne güzel kafiye uydurdum lan. Bu paleti kırmadık değil mi hala? Bu paleti mecbur kıracağız arkadaşlar. Evet. Son paleti de kırdık. Artık perkümüz aktif ama dayanıklı perk olmadan hiçbir işe yaramaz o perk. Tamam bu yaralı değil gibi. Bunun kan izi yok çünkü. Bunu alacağız. Kim bu? Tamam. Oğlum çıkartsana. Lan pelerine geçmişim. Ben zaten şeymişim ki. Ne oldu oğlum? He, bir şok. Bir şok etkisi. Survivor'ın üstünde buz gibi şok etkisi. Ama işte yaralayamadık orada. Yaralayabilsek çok daha ekstra olacaktı biliyor musunuz? Çok daha ekstra olacaktı. Hemen pelerine geçtik ustam. Ustam hemen pelerine geçtik. Bu paleti oynayamaz diye tahmin ediyorum. Ya. Yani bir yerden sonra artık atlayacaksın da o jam, bak yine jam bitti. Saçma sapan hareketlerim yüzünden. Bende de var azıcık mallık yani. Hani ben de satıyorum maçı, anladın mı? Merhaba. Senin son asılışın, seni hemen alırsak harika olur. Nereye kaçtın? Buraya kaçmış. Okey 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 okey. Salak saçma sadece dümdüz koşmaya başladığı için büyük sıkıntıdayım şu an. Merhabalar. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi arkadaşlar olan şeyi? Nasıl? İyi değil mi? Ben beğendim vallahi ya, taş gibiydi. Oğlum senin hızın benden fazla mı? Sikeceğim belanı. Gel lan şuraya artık. Aa bütün harita boyunca koştu ya. Ne palet kullanıyor, ne bir şey kullanıyor anasını satayım ya. Ah yine cam bitti. Allah'ım yarabbim, her birini düşürdüğümde cam bitiyor ya. Leon kardeş. Kaç tane... Oğlum bir şey diyeceğim. Stok mu yaptı lan bu? Leon'cum stok mu yaptın? Daha yeni atmadın mı onu gülüm? Ne ara bir tane daha yaptın? Anlamadım ki. Bu paleti mi oynayacaksın cidden? Bu paleti mi oynayacaksın cidden? Yapma. Aa almış lan. Çakalın yoya bak ya, çakalın yoya. Aa Barov aldı değil mi o? Ulan var ya, ruh öfkem olsaydı ne göt ederdim seni. Merhaba, bahçeye çıkılmış yine. Temiz hava mı alıyoruz? Temiz hava, bahçeye çıkılmış yine. O neymiş? Ruh öfkem var, palete kafa atabilirim. Eğer palete giderse. İzle şimdi. Şok. Bir şok etkisi Survivor'a. Survivor'a şok etkisi de işte dayanıklı yok ki. Dayanıklı yok yani, anladın mı? Hani perk tek başına bir işe yaramıyor. Madem çıkacaksın dayanıklıyla birlikte çık kardeşim ya. Uy
Oyuncu kardeşim ya, oyuncu helal. Bu mallar maç kazanıyor işte arkadaşlar, yani hani M1'i spor'kümüz yok. Sadece genrush yapıyorlar, sıfır loop. Şunu bir almaya çalışalım bakalım. Daha palet malet... Daha palet malet bir şey buluyor ya. Daha palet malet bir şey buluyor ya. Gel gel, bir tane satmıştın hatırlarsan öyle. Bir daha satmak ister misin yani? Fark etmez benim için. Benim işime gelir. Hala geliyor bak arkamdan. Güzel. Bunu tam olarak tahmin etmemiştim. Bitti sanmıştım. Güzel. Şimdi seni slaglayacağız. Baruğu var mıdır acaba? O kadar net aldığına göre emin değilim ama. Güzel. Öldürürsem müthiş olur. Eğer decisive yoksa öldürürsem müthiş olur arkadaşlar. Bakalım. İşte bu çok kötü oldu. Yani öldürünce ne kadar iyi olacaksa öldüremeyince de o kadar kötü oldu. Merhaba. Tamam artık daha orada sıkıştın. Orada daha bir şey yapamazsın. Allah Allah. Ya götü boklu Survivor'ın bulduğu loop'a bak. Allah'ım çıldıracağım ya. Ya bulduğu loop'a bak. S**eceğim atacağım. İlk iki asılışını nasıl geçtiğini hatırlıyorsunuz değil mi bu adamın? Bak son asılışında yaptığı hareketlere bakın bir de ya. Anana bir gireceğim var ya, böyle derinden bir gireceğim. Çıldıracağım. Yemin ediyorum şu oyun yüzünden çıldırmazsam daha da çıldırmam ya. Gençler hazır Wraith oynuyorken Volek Build'i yapmadan geçmek istemedim videoyu. Son maçı Volek Build'i olarak yapacağım. Hemen eklentilerimizi anlatayım. İlk eklentimiz gösterişli tokmak. Çan sesimizi tamamen sessiz hale getiriyor. Yani pelerine girip çıktığımızı anlamıyorlar. Bir diğer eklentimiz de bu. Sanırım nerf yemiş bu eklenti. Pelerinin haldeyken 8 metre içerisindeki tüm kurbanların haresini görüyoruz. Bu 16 metreydi. 8'e düşürmüşler, dediğim gibi nerf yemiş. Aynı zamanda ortalama bir build yaptım perkler içinde. Bu arada siyah koruyucu atmıştım. Eklentilerim gitmesin diye ama son anda fark ettim map atmam gerektiğini. Hemen hastane map'ine çevirdim eklentimi. Adamı daha doğrusu. Minik minik kurbanlar. Özlediniz mi Volek build'ine? Ama 8 metreye düşmüş hocam, çok kötü olmuş. 8 metre nedir ya? Kurbanın sırtına çıkana kadar göremem ki ben 8 metrede kurbanı, nasıl göreyim? 16 iyiydi ya. Sanki Wraith çok güçlü de anasını satayım. Eklentisini nerfliyorlar ya. Ne yaptınız? Hey bende nasılsın? Sprint mi var? Devirdin mi onu? Aaa! Keyton'um şaşırtıyorsunuz bizi ya. Tamam devir bunu. Götümden biri mi geçti? Götümden geçmemiş, götüme girmiş. Anlaşılan Tro 1 bu it denemesi içerisindeyiz. Satmaya meyilliysen sattırırız. O ne? Çok ilginç hareketler oluyor gerçi. Çok ilginç şeyler oluyor bu oyunu oynarken ya. Ne yapıyorsunuz? Oo, slug'ı yedin ki. O kadar sıkıştırsan slug'ı yersin yani. Lan. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel gel. Nereye gidin? Nereye? Şunu popla babacım. Ruin varmış babacım. Plan iptal. Onu hep unutuyorum biliyor musun? Onu hep unutuyorum ya. Hiç pelerine geçmeye gerek kalmadan. Gerek kalmış. Gerek kalmış. Kate de bir şeyler yaptığını zannediyor ama tahminlerime göre hani yapamıyor gibi de. Kate nerede? Ha Kate burada. Kate'i şöyle bir HD izleyelim bakalım. Orada sabretti. Sabrın sonu selamet dedi ya. Kate de ne diyor, amık diyor şu an arkadaşlar, tabii yani o bir söz bize ait bir söz olduğu için. Kate'in anlamaması gayet normal. Minik bir iz buldu orada. Clouded ne yaptığını şaşırdı, aman Allah'ım. Clouded dead ardı var mı yoksa? Dead ardı yoksa Clouded için. İş bitmiş demektir. Maç başı Wraith görünce bulülemeye çalışan kurbanların sıfatı eşkal diyebilir miyiz arkadaşlar peki? Sırtıma çıkmalar. Flashbang atmalar. Yaralı yaralı, bu ne büyük şeref efendim. Bu ne büyük şeref efendim. Hadi hadi gidin, hadi hadi biraz uzasın maç. Bunlara ne zaman böyle acısam Genrush'tan maçı veriyorum ama. Hadi yine acıyalım anasını satayım yani. Bunu der demez ağzıma da jeni sokmaları, yani bütünüyle jeni ağzıma sokmaları da hiç hoş değil arkadaşlar. Onda hani beyan edeyim de onda da açılmamı yapayım. Oğlum bu adamla niye böyle şeyler yaşıyorum ben ya? Aha ne oluyor lan, ne oluyor lan, ne oluyor lan? Pelerinden çıkarken kaçmaca diyorsun. Tabii ya. Gel buraya.
Nereye, gel buraya. Of man. Oğlum cidden palette mi campledin ya? Dolanırsan da şey prefire atmadım. Şunları yeneceğimi az öncekileri yenseydim keşke. Az önceki maç o kadar daha sinir bozucuydu ki. Hiç'i yine buldu, aman tanrım. Şimdi Volek bu ile kurbanı bakalım. Kapılardan bir tanesini yakalayabilecek mi Purpua? Hemen geldi burayı kontrol etti. Burada olmadığını anladı. Diğerindeyse gitti zaten. Bu ne oğlum, kapılar bu. Bu map de çok zor kapılar ya. Aynen diğerindeymiş. Gitti galiba. Hayır. Öküz gibi açmış. Oturmuş kapıyı öküz gibi açmış. %50'den seçtiğim kapıyı s**tim ya. %50'yi kazan lan bari. Ali Koç gibiyim. Kazandığım savaş yok anasını satayım ya. GG. Ama şimdi bu maç sayılmaz. Siz diyorsunuz ki abi bu ne? 1 dakikalık Volek Bull izledik. Sar babacım bir maçta. Tüh ananızı. Tam gördün yapacağım kırılmış gözü. Gördün yapacağım yapamadım. İçimde kaldı ya. Anam ne oldu? 20 lira buldum lan. Kim koydu bunu? Dün geceden kaldı lan. Ne oldu? Kendime laf soktum şimdi de ya. Ne gerek var ya? Neyse ki Volek'i bozacak bir map atmamışlar da. Çünkü son gözlüğüm. Hani en azından The Game gelse de oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Volek orada da iş yapar. Ben hastaneyi sevdiğim için hastane atmayı tercih ediyorum. Bakalım kim kazanacak? Bu %50'yi kazanabileceğiz mi peki? Az önceki %50'yi kaybettik. Bunu da kaybetti. Tarihin en büyük loser'ı. %50 kazanamıyor. Yani yazı tura atsam kendimle. Hem yazı hem tura gelince kazanacak olsam para dik düşer bak, yemin ediyorum ya. Hani bak espri olsun falan diye demiyorum. Yemin ediyorum para dik düşer ya. Kilot ne yapıyorsun lan kilot? Kiloted. Bir an... Oh, dodge'uyordum lan. Oo çok kötü kaldı. Palet varmış lan burada. Oğlum. Var ya hiç beklemiyordum yemesini bu arada. Çok basic bir mind game'de. Koca spotta yediği mind game gerçekten sevenlerini şaşırttı diyebilir miyiz? Ya ama burada Volek için yani alt katı çok iyi de bu map'in üst katı her şeyi bozuyor biliyor musunuz Killer için? Geçenlerde Pig demiş Pig oynamıştım mesela. Pig'de de her şey çok iyiydi alt katı için. Ama üst katı Pig'i sıçırtıyor kardeşim. Pig'i sıçırtıyor. Tamam sana vurayım. Oo arkadaş kurtarmaca he? Çok sıkıntılı bir yere gitti yalnız. Çok sıkıntılı bir yere gitti. Madem o paleti devirdin arkadaşın tanılıyor o zaman. Ne alaka değil mi yani? Alakasını söyleyin yani bana, tamam diyeyim tanılesin. Hemen aldı decisive video yokmuş. Aman tanrım neler oluyor. O paleti devirmeseydi ona vurup onu kovalayacaktım. Paleti devirince yapacak bir şey yok kardeşim. Ben orada şimdi paleti kır onu tekrar kovala falan. Zaman kaybı hop maç gider anladın. Geldim sıçtım bacağını şimdi. Ne kırdın sen orada? O yaralı bunacık kafanla ne kırdın bakalım? Sen de ikilendin o zaman. Beni yakmaya akıl etmeyeceksin yani o fenerle. Boşa mı aldın peki o feneri? Senin Allah belanı. Senin Allah belanı oynayacağın oyun seninle. Kanka buradan oraya çıkamıyorum. Alo. Çıkabiliyorum sanıyor herhalde. Oradan bir daha karşıya atladı çünkü. Mac çok kötüsün. Ne olur sadece koşarak ve palet devirerek oyalama beni. Gel hadi hızlı bir şekilde indireyim seni de. Hadi Mac, hadi Mac. Uğraştırma beni. Orada da palet var da. Allah'tan. Allah'tan görmedi bizimki. Allah'tan görmedi bizimki oradaki paleti. Aa bu ikilenmemiş. Ben bunu niye ikilendi sandım lan? İyice her şeyleri unutmaya başladım bu aralar. Yok babacım yani hani. Kilot gel buraya. Kilot seni mi astıydık lan? Kilotu astıydık değil mi ya? Aynen aynen kilotu asmıştık galiba. Bu mu ikilenecek şimdi o zaman? Yok ben ikileneceğim anasını satayım. Salak saçma sorular ya. Çok Volek gibi oynayamadım. Bu haritada chase atmak zorundasınız ya. Bu haritada yani chase atmak zorundasınız. Kıvrak varmış gelişine puh diye ne koydum la? Gelişine manyak vurmadı mı puh diye? İnşallah palet seviyemeyiz. Allah'ım sen bana yardım et. Yedim. Amen. İşte buna tecrübe denir dostum, anlatabiliyor muyum ha? Kilot ölmüş bu arada. Merhaba. Ben de seni arıyordum sabahtan beri, nerede bu ayı olayı diye. Ne oluyor? Alo, ne oluyor? Alo, gittim sanıldı sanırım. Sanırım gittim sanıldı. Bir tık alta sıçma seansı yaşandı orada. Gittim sanmış, izvere vere Jene oturmuş. Yok ya. Oldu pışık. Bak biri daha gidiyor Jene, bak bak. Bak 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 bak. Yüzsüz yüzsüz hareketler. S-trade mi? S-trade mi?
Aa, paleti oynayacaksın demek ha. Bak çakala bak. Devirmedi. Elbet devireceksin kızım. Güzel. Bunun dedardı var mıdır? Dedardı var. Tık. Olmaz olur mu? Şimdi pelerini çıkardı. Maggie ilk defa mı gördük peki? Peki Maggie ilk defa mı gördük? Vallahi ilk defa mı değil mi bilmem de. İlk defa görmüş kadar olduk ya. Merhaba. Decisive atacaksınız galiba. Kız kalırsanız ortlarım. Aşağı atladı pezevenk. Şu var ya, oyundaki en sinir olduğum hareketlerden biri biliyor musunuz? Beni tilt etmek istiyorsanız palet devirip sonra palette heal'lanmaya başlayın. Evet, heal'landı arkadaşlar. Aynen bu şekil. Mal. İğnesi varmış. Anladığınız üzere anlamışsınızdır sizde iğnesi olduğunu. Bir an kendisini tedavi etti çünkü arkadaşımız. Bir divorum çıksa öyle heal'landıktan sonra vursam tekiyese böyle göt gibi kalsa. Ne oldu? He, atar yapıyordun. Hadi sen de öl artık. Vallahi yoruldum ya. Kaç tane maç oynadım ya. Survive videosu da çektim bundan önce. 13-14 tane maç oynadım arka arkaya ya. Merhaba. Bir hile damgası yedik mi peki? Buradaki bütün spotları o mal Lowry harcadığı için öleceksin dostum, kusura bakma. Dedart falan bir şey tık. Yok anladım kadarıyla. Tamam yeter artık, çok oynadınız. Slug vakti. Arkadaşına koşmayı tercih etti. Maçı uzatmak istiyor. Gavat gameplay diyoruz.